Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Renfield aslanım. Ne yapıyoruz bakalım bugün? Bunları bir alalım. Gene bir mektup var. Efendim kral bir mektup yollamış. Tamam. Tollamış ne? Yollamış bu. Ayrıca amcanın ustaları yollamış. Ev ve tarlalar yapılmış. İki yeni köylü gelmiş. Oo, bizim mekan. Şimdi burayı anlatacağım. Şimdi anlatacağım. Şunları bir al bakayım. Grif sende bir şey var mı aslan? Grif'te bir şey yok. Peki. Şimdi gideyim bir... Dur lan mektubu okumadık oğlum. Dur. Mektubu da okuyalım. Ben sana küçük bir birlik gönderdim. Kalan haydutlar kalenin kuzeyinde toplanmış. Gidip hepsini öldür. Hallederiz. O zaman önce o işi halledelim. Dur. Önce gidelim o adamları indirelim. Ondan sonra geri gelelim şeyi anlatırım. Kaç kişi? 15 kişi. Gelin bakayım beyler benimle. Kalenin kuzeyi diyor da. Kuzey bu taraf değil mi lan? Bu taraf. Şöyle bir gidelim bakalım biz. Ben yürüsem bana yetişirler mi? Onlar da yürüyor gibi zaten. Bu arada yapımcıdan şöyle bir şey öğrendim. Şimdi ben askerleri saldırtmak için şuradan bak yağmalama modunu alıyorum ya. Yağmalama modu yerine sadece saldırgan at almak yetiyormuş. Yağmalama modunda gördükleri bütün canlılara saldırıyorlar. Takımdakiler hariç. Şu saldırgan modunda sadece düşman askerlerine saldırıyorlarmış. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Kaç lan? O yüzden geçen bölüm şu an bizim şeyde kalede hiç kimse yok. Doğru gidiyoruzdur inşallah. Aha orada bir duman gördüm galiba orası. Beyler gelin bakalım. Eksik var mı? Yok 15 kişiyiz hala gelin. Ben aslında şu kalkanı bıraksam mı ya? Kılıçla blok yapılıyor değil mi? Aynen kılıçla blok yapabiliyorum. Hem çift elle bu kılıç. Oku bloklar mı lan acaba bu? Belli olmaz. Bloklayabilir ha. Hatta bak şu saldırma şeyini şimdi deneyelim. Ben şimdi adamları saldırgana alayım. Gelin bakalım. Direkt şimdi hedefe ilerleyin diyeceğim. Hedefe ilerlediğimde aha orada duruyorlar. Direkt kapışacaklar mı bakayım? Toplan. Beyler şuraya bir ilerleyin mesela. Yürüyün bakalım bir. Saldıracağınız mı? Şu an askerlerin durumu ne mesela? Dolaşıyor saldı. Tamam. Direkt ileride dedim. Şu an saldırması lazım. Bakayım. Aha, kapışma başladı. Bu arada kendi adamlarıma vurmuyorum. Vuramıyorum zaten istesem de. Aynı takımda olduğumuz için. Adamlardan biri yamuldu bizim. İndir bunu da. Arkada okçular kaldı herhalde. Gir okçulara da. Bir sık bakayım lan. Şeyi bloklayabileceğim. Sık bakayım. Gerçi bizim adamlar kesiyor hepsini. Bir kişi öldü galiba. Aynen. Bir taneniz hanginiz lan o? 3-4 tane ok yemiş ensesine. Arada kayboldu neyse. Tamam beyler. Geri dönelim. Başka bir loot mut bir şey yok mu? Yok. Bu arada şöyle bir şey var. Bunlar da kendi askerlerini vuramıyor. Okçular özellikle. Lan buraya ne ara böyle ok sıktı lan bunlar? Şey yapacağım. Ondan tam emin değilim. Bakmam lazım. Bu düşman askerlerini de şayet saldırgan alırsam biz yakınlarına gittiğimizde otomatik direkt üstümüze hücumluyorlar. Şu an gene bak sabit durdular. Onu da ayarlayacağım. Onu da ayarlayınca daha gerçekçi olacak. Bu saldırgan işi güzelmiş tamam. Otomatik direkt şey olacak yani artık. Düşman askeri gördüğünde bizim adamlar dalacak. Aynı şekilde onları da o şekilde ayarlarsam daha iyi olur. Gelin bakalım. Ya da şöyle yapalım beyler. Ben şimdi sizi bir saat götürmeye üşendim. Yalan olmasın. Kendim koşarak gideceğim. Siz burada bir kalın. Ne olur ne olmaz. Başka haydut çıkarsa onları da indirirsin. Sonra geri gelirsiniz. Ben gidiyorum. Ben koşayım. Bunları bekleyemeyeceğim. Şimdi üşendim. Şimdi usta şeyden geldi. Biliyorsunuz geçen bölüm bizim ustamız biraz tehdit altındaymış. Bize de bir şey söylemedi ama
Adam gibi adammış. Bizi satmadı. Ben doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Bizi satmadı. Ailesi öldü. Muhtemelen kendi de öldü. O yüzden usta gelemedi. Onun yerine amcamızdan usta istedik. O ustalar da gelmiş. Evi tarlayı yapmışlar. Şimdi hemen şuraya bir geçelim. Mevzuyu size hızlıca bir anlatayım. Şimdi iki tane tarlamız var. Her bir tarla haftalık bir çuval buğday çıkarıyor. Bu ne demek? İçki yapımı için gereken buğday adedi her tarlada bir tane azalıyor. Şu an evde maksimum 2 kişi kalabiliyor. Evi geliştirdiğimizde 4 kişi kalabilecek. Evin içini de göstereyim. İçinde çok bir şey yok da işte normal. 2 tane yatak işte. Fırın, tezgah, bir tane masa, sandalye var. Başka bir şey yok. Evi geliştireceğimde üst katına böyle nasıl söyleyeyim? Şuradan şu hizada yapınca görürsünüz onu kısacası. Evi biraz yükselteceğim sadece. Ev genişlemeyecek sağa sola. Evi biraz yükselteceğim sadece. İçerideki şu mobilyaları kaldırıp buraya şöyle iki yatak daha atacağım. 4 kişilik olacak ev kısacası. Maksimum öyle olacak. Bir ev 4 kişilik olacak. 4 kişilik olduğu zaman işte burayı otomatik şey yapacağız. Nedir onun adı? Hemen yeni tarlalar eklenecek buraya. Şimdi şöyle düşünüyorum. Kuş bakışı gösterirsek. Evleri şimdilik duvarın dibine şöyle yan yana yaslayacağım. Ön tarafa şuraya şöyle çember şeklinde, daha doğrusu kare şeklinde diyeyim. Bir şey oluşturacağım. Tarla alanı. İleride ortaya da bir tane şey yaparım. Değirmen. Değirmen de tarlanın verimini arttırır. Atıyorum haftada bir çuval buğday üreten tarla iki çuval üretmeye başlar. Bu sayede ne olur? Bizim artık bir ay için çuval alma şey buğday almamıza gerek kalmaz. Hatta buğday fazla olursa satabiliriz buğdayları direkt. Öyle de bir opsiyonumuz var artık. Şimdi bu adamları da indirdik, temizledik. Önümüzdeki bölüm amcamızın yanına bir gideceğiz. Hanımla çocuk falan da orada zaten. Amcamızın yanına bir önümüzdeki bölüm uğrarız. Askerlerimiz falan da orada. Haydutları indirdik. Seresterle aramız çok sıkıntıda. Galiba savaşa girecek gibiyiz. Ben buraya niye geldim lan? Şuradan şeye bakacaktım, dur. Ticareti bir açalım. Mesela bak şu an buğdayı 20'den alıyoruz. Buğdayın tanesini 20 çuval şey yapıyoruz. Ödüyoruz. Fazla buğdayımız olursa 15'ten satabiliyoruz tanesini. Mesela 10 tane tarla yapacağım. Bir saniye şimdi. Haftalık kaç üretiyoruz? 15 bira, 15 fıçı bira üretiyoruz. 3 çuval buğdayla 5 fıçı şey çıkıyor bira. Yani haftalık 9 çuval şeyi kullanıyoruz buğday. Ben 10 tane tarla yaptırırsam bir tanesi fazla oluyor. Değirmeni bir koysak 20 çuval yapar haftalık. 10 çuvalını bile sattığımız varsaysak bayağı para ediyor. Güzel. Böyle kâra geçeriz. Şimdilik kral bize hala destek veriyor bu arada. Biz iyice toparlanana kadar. Geçenki hesapta çünkü kârımız düşük oluyor bayağı. Şimdi hatta şöyle yapacağım. Bir saniye. Evin tanesi kaç paraydı? Bir bakalım. Önümüzdeki bölüm parayı bilerek eklemedim. Önümüzdeki bölüm direkt 2 haftalık paraya ekleyeceğim buraya. Bu önceden kalan para. Şimdi şuradan evin tanesini kaça yaptırıyoruz? Evin geliştirmesini eklemedim. Evin tanesi 150. Tarlanın tanesi 50. Evin geliştirmesini de 75 yapmayı planlıyorum. 75 yapacağım onu evin geliştirmesinde. 50 sikke de buradan. Onun dışında bak şu ahır 250 sikke falan. Şu dış suru 1500'den biraz düşüreceğim. Bunu 1000'e falan çekebilirim. 1500 bir tık fazla oldu. Yazanlar vardı, ben dedim böyle kâra geçeriz bayağı bir atölye kurunca şey yaparız da şimdi giderleri de katınca işin içine gelir tabi ister istemez düşüyor. Bayağı bir törpüleniyor. Bu arada çalışanlarımız falan da işimizin yanında olarak varsayın. Öldüler de. Biz öyle varsayın. Geçen bölüm şey yaptığım için. Hatta gerçi base'dekiler şu an beni dinlemiyor da. Neyse bundan sonra askerleri saldırganda tutacağım kısacası. Seresterle aramızda ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Renfield, sen hatta bize bir şöyle bir genel önümüzdeki bölüme. Kalede insanların bizim hakkımızda görüşlerinde bir şey yap. Lordlar falan ne durumda? Cedric idam edilecek. Ne oldu o idam edildi mi falan. Onların hepsini biz bir öğrenelim. Şimdi şuradan atımıza binelim. Atımızlar. Gerçi dur lan, önümüzdeki bölüm gene bir Renfield'la konuşuruz öyle gideriz. Diyecektim direkt şeye gidelim diye. Şuradaki yol daha devam ettirmedim bu tarafa. İnşallah ettireceğiz bir ara. Devam ettireceğiz. Bu arada şu Eriğin Kalesi'nin içinin boş olduğunu söyleyenler var. Havuzun. Evet, burası boş, birazcık boş kaldı.
Buralara ileride belki bir şeyler daha eklerim. Zaten bu da teknik olarak yeni yapılmış bir kale olduğu için eksikleri var. Buraya da birkaç düzenleme, bir ayar mayar bir şeyler çekilir. Önümüzdeki bölüm gelirken hatta Eri'nin yanına da bir uğrarız. Ondan da belki bilgi alırız Seresler'le alakalı. Sonra amcamızın yanına gideriz. Şehrimize. Şimdi köy meselesine gelirsek. Geçen bölüm birkaç tane köy yapacağım demiş. Şimdi köy meselesine gelirsek. Şöyle ki bizim kalemize köy bağlamayacağım şimdilik. Eriğin kalesinde köy olmayacak. Lonca şehrine de köy bağlamamaya karar verdim. Çünkü zaten Lonca şehrinde bir sürü ev var. Aslında teknik olarak burada yaşayan çok fazla insan var. O yüzden köye gerek yok. İlerleyen zamanlarda işte Fortis'lerin şehri olacak, Seres'lerin şehri olacak falan. Veya buradaki Seres Kalesi'nin olduğu yerlere falan. Buralara köy bağlayacağım. Bizim kaleye bağlamama sebebim kalemiz çok yeni. Ve zaten biz buraya ev yaptırdığımız için bizim de aslında yani Lonca şehri gibi olacak mantık. Kalenin dibinde ev olacağı için birkaç tane köye ihtiyacı olmayacak. Eric'in kalesi de Eric sonuçta bir kral değil, lord değil, bir şey değil. Krallığa bağlı değil. Sadece kendi adamlarına yetecek kadar bir alana ihtiyacı vardı. O da orayı oluşturdu. Olay o. Eric de sonuçta şey değil. Kral vesaire bir şey değil. Bir halkı malkı bir şeyi yok. Rıhtıma zaten ekstra bir şey yapmayacağım. Geçen bölüm demiştim. Deniz meselesi bu 100 bölümlük kısımdan sonra. Kısaca başka özetleyecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu 100 bölümlük kısımda başka belki birkaç yapı daha görebilirsiniz. Belki. Onun dışında şimdilik yapılarımız bu kadar. Aslında işte bizim eski sev gitmeseydi, sıfırlanmasaydı çok böyle geniş bir harita olmuş olacaktı elimizde. Yapı olarak da çok fazla yapı olacaktı. Çünkü önceki 100 bölümü izleyenler varsa bilirler zaten. Orada bir sürü şehir mehir, kaleler, maleler, köyler vardı. Onların üstüne bir de bunları ekleseydik bayağı kalabalık olacaktı ama işte save sıfırlanınca sıkıntı oldu. Neyse bu save'in başına bir şey gelmezse yine aynı şey olacak. Bundan sonraki 100 bölüm için. Bayağı bir sürü bir şeyler, yeni şeyler eklenince bayağı bir çeşitlilik olmuş olacak burada. Bayağı böyle bir güzel bir harita ortaya çıkacak. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.